Herkese selamlar. After Effects atölyesinde bu dersimizde kendi bulmuş olduğumuz bir ikonu hareketlendireceğiz. Önceden kendi çizimlerimizi hareketlendirirdik fakat bir takım hazır görselleri de biraz üzerinde düzenlemeler yaparak hareketlendirebiliriz. Bunu göreceğiz. Ben böyle bir ok yay çalışması buldum ikon olarak. Bu ikonun linkini videonun altına kopyalayacağım. Siz de oradan alıp aynı dosyayı indirerek çalışabilirsiniz. Şimdi ikonu buldum ve bunu ilk olarak SVG formatında indiriyorum. Neden SVG indiriyorum? Çünkü SVG vektörel bir format. Vektörel format olduğu için biz bunu doğrudan Illustrator'a sürükleyerek üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabileceğiz. Şimdi bunu aktardım. Bunu aktardıktan sonra şu andan itibaren tamamen After Effects odaklı düşünmem gerekiyor. Ne gibi? Yeni bir sayfa oluşturup bu sayfanın ölçeğini After Effects ölçülerinde yapmak gibi. Şöyle ki burayı Screen moduna getirdim. 72 ppi çözünürlük. Renk modumuz RGB çünkü ekran ortamında çalışıyoruz. Çözünürlüğümüzü pardon ölçü birimimizi piksele çeviriyoruz ve burayı da 1080'e 1080 yapalım. Instagram'da kare formatında paylaşacakmışım gibi düşünüyorum. Ve Create butonuna basarak yeni bir sayfa oluşturuyorum. Burası benim aynı zamanda After Effects'te kullanacağım animasyon sayfam olacak. Bu yüzden buradaki oku da şöyle kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Bunu buradan kapatalım. Ok hangi boyutta inmiş? 512'ye 512 inmiş. Aslında bu ölçü bizim için yeterli. Ölçülerle çok oynamayalım. Fakat bu gruplama işleriyle birazcık ilgilenelim. Şimdi öncelikle biz oku düz tutacağız. Bu yüzden bunun hepsini seçip E'ye basayım. Shift'le beraber şöyle döndüreyim. Tamamdır. Daha sonra bu tek bir grupmuş. Bunun grubunu çözmemiz gerekecek. Bunu şöyle yapalım. Bu arada doğaçlama yaptığım için ben de ara ara böyle duraksayıp nasıl bir şey de yapabilirim diye fikir üreteceğim kendi kendime. Burayı şöyle yapalım. Şöyle bir tane çizelim. Pen tool ile. Damlalık aracıyla şuradaki rengi alalım. Ve burayı tersine çevirelim. Fill stroke yapalım. Ve stroke'u da şöyle arttıralım. Burası böyle olsun. Bunun stroke'unun şöyle dışını da yumuşak yapalım. Tamamdır. Daha sonra bundan bir tane daha kopyalalım aşağıya. Şurada dursun. Daha sonra bunların ikisini grup haline getireyim ve Shift'le beraber buradaki yayı seçip yaya bir kere daha tıklayıp bunları buna tam ortalayayım. Tamamdır. Ve bunlarla bunları şöyle birleştireceğim. Yani bir grup halinde olacaklar. Fakat öncelikle şuradaki şeyi alayım. Şurayı ungroup yapalım. Şunu şuradan alalım. Tamam. Burası şöyle bir grup olacak. Bunları Ctrl G ile grupladım. Tamamdır. Bunu gönder aşağıya. Bizim bir de tabii burada ip kısmımız var. Bunu da şöyle yapalım. Şu tam bitiş noktasından değil de birazcık ortalarından şöyle çekerek şöyle yapalım. Bunun kalınlığını birazcık azaltalım. 15 olsun şöyle. Ve uçlarındaki şeyi de alalım. Ovalliği alalım. Keskin olsun. Tamamdır. Bunu artık silebiliriz buradan. Neden bunu ayrıyetten çizdim? Çünkü biz bunu gerdireceğiz. O yüzden ona göre özel olarak hazırlamam gerekiyor çizimi. Bu bunun altında kalsa nasıl olur? Daha iyi olabilir. Şöyle dursun. Bizim de işimiz kolaylaşır. Şimdi şu oku şuradan alalım bir kenarda dursun. Buraya şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle bunu şuna bir ortalayalım. Tamamdır. Daha sonra bunun tam ortasına pen tool aracı ile bir tanecik nokta atacağım. Şöyle tam ortasına. Attım. Neden bunu attım? Çünkü After Effects'te şu hareketi yapacağım. Yani bu noktayı buradan çektireceğim, gerdireceğim. O yüzden orada bir nokta olması gerekiyor. Nokta attıktan sonra şu oku ayarlayalım. Okta aslında bir şey yok. Bunu şöyle gruplayalım. Bu grup olarak dursun. Bunu şöyle bir boyuta getirelim. Bizim ok
Nihayetinde şöyle bir konuma gelecek ve burada fırlayıp gidecek. Tamamdır. Alt üst ilişkisine çok fazla dikkat etmeyeceğim. O kadar detaya girersem videoyu biraz uzatırım diye düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi gruplarımızı hallettik. İpimizi hallettik. Şimdi layer paneline girelim ve buradaki layer'ları buradaki sekanstan ayıralım. Bunun için layer 1'e tıkladım. Menüyü açtım ve Release to Layers işlemini uygulayarak şu 3 parçayı şöyle dışarıya çektim. Üstte kalan layer 1'i de siliyorum. Neden? Artık o çünkü boş bir nesne. Daha sonra bunlara isim verelim. Şuna yay diyelim. Şuna ip diyelim. Şuna da ok diyelim. Tamamdır. Şimdi bunu şöyle Ctrl Shift S yapıp kaydedelim. Nereye kaydedeceğiz? Masa üstünde okyay diye bir klasör oluşturdum. Bunun içine bir de AI adında bir Adobe Illustrator'ı temsil eden bir dosya açalım ve buna da okyay diyelim. Ve kaydedelim. Illustrator tarafında işimiz bitti. Illustrator'ı artık kapatabiliriz. Şimdi burada ben bir de ses indirmiştim. Bu seslerin de linkini paylaşacağım sizinle. Şöyle bir gerdirme sesimiz var. Çok böyle küçük bir ses olduğu için duyulmuyor olabilir. Çok kısa sesler. Bir de fırlat var. Böyle fıt diye atıyor. Sesler düşük, o yüzden duymamış. Tamam, programda duyarız. Şimdi bunları yaptıktan sonra After Effects'e geçelim. Ben bu çalışmayı After Effects'in 2021 sürümünde yapacağım. Fakat birçok sürümde aynı yöntemle uygulayabilirsiniz. Hani 2021'e özel bir yöntem kullanmayacağım. Illustrator için de aynı şey geçerli. Bu arada elinizde Illustrator dosyası yoksa, pardon, Illustrator programı yoksa ve bu benim az önce yaptığım düzenlemeleri yapamayacak durumdaysanız, ben bu mevcut dosyayı da paylaşırım videonun altında. Direkt bunu After Effects'e sürükleyip kullanabilirsiniz. Evet, şimdi After Effects'e geldik. Buradaki import alanına çift tıklıyorum. Okya'ya giriyorum. Illustrator'a giriyorum. Okya'yı buldum. Buradan Retain Layer Size'ı seçmem gerekiyor. Import As kısmından. Import dedim. Ve buraya Okya kompozisyonu geldi. Buna çift tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çalışmamız burada. Sağ tık Composition Settings yaparak çalışmanın frame rate'inin 60 olduğuna emin oluyorum. Genelde animasyonlarda 60 tercih ediyorum. Duration da 15'miş. Yani şu an için 15 saniye. Fakat biz bunu 5 saniyede yapalım. 5 saniyelik bir animasyon olsun bu. Okey diyelim. Şu an 5 saniyelik animasyonumuz hazır. Animasyon dosyamız hazır. Şimdi burada buradaki 3 Illustrator dosyasını ben muhafaza edeceğim. Fakat sadece ipi Illustrator halinden çıkartmam gerekecek. Neden? Çünkü şöyle göstereyim. İpi görelim sadece şöyle. Şu an ben bu ipin buradaki hani ortada bir nokta atmıştık ya ve ben o noktayı sağa sola çektirmiştim. Ben o noktayı şu an burada göremiyorum. Çünkü bunun petini göremiyorum. Yolunu göremiyorum. Bunun yolunu görebilmem için Illustrator dosyasını shape'e dönüştürmem gerekiyor. Bunun için ipe sağ tıkladım. Create Shapes from Vector Layer şeklindeki sekmeme tıklıyorum. Eski sürümlerde Create diye bir yer yok. Direkt aşağıda Create Shapes from Vector Layer yazar. Onu seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra bakın artık benim içindeki yolum gözüküyor. Ve içindeki noktam da gözüküyor. Dolayısıyla benim artık bunun Illustrator dosyasıyla bir işim kalmadı. Bu ipi buradan silebilirim. Zaten shape olarak elime bir tane geldi. Şunu gözünü açalım. Evet. Yani çalışmamda bir değişiklik yok. Sadece ipin artık shape'ini görebiliyorum. Diğerlerinin shape ile bir işim yok. Şimdi öncelikle kendimize bir şey belirleyelim. Hani bir süre belirleyelim. Bu şöyle olsun. Bizim okumuz yarım saniyede çekilsin ve yarım saniyenin yarısında da atılsın. Yani çeyrek saniyede okyaydan çıksın.
Bunun için hep böyle 0 ile 30. frame arasında gezeceğim. Şimdi bizim çalışmamız kaç frame'di? 60. Bu ne anlama geliyor? 60 kare 1 saniyeye tekabül ediyor anlamına geliyor. Dolayısıyla yarım saniye kaça tekabül eder? 30 frame'e tekabül eder. Yani hep şuralarda duracağım. Şimdi işe öncelikle neyden başlayalım? İpten başlayalım. Şu okun gözünü bir kapatalım. Yayı da şöyle bir kilitleyelim. Elimize gelmesin. Şu ipi seçelim. Şimdi ipi seçtim ve ipin içini açtığımda burada content'i görüyorum. Yani içindekileri görüyorum. Content'e tıkladığımda bir grup görüyorum. Bunun da içine girdiğim zaman pet'i görüyorum. Pet'in de içine girdiğim zaman doğrudan pet animasyon satırını görüyorum. Animasyon satırı olduğunu nereden anlıyorum? Başında keyframe ikonu var. Ve bakın başlangıç, orta ve bitiş noktalarım gözüktü. Ben şimdi ne yapacağım? Sıfırıncı başlangıç frame'indeyken pet'i başlatacağım. Pet sıfırda bu şekildeydi. Peki pet 30'a gelince ne olacak? İmlecimi 30'a getiriyorum. Tam 30'da olduğumdan emin olmak istiyorum. Nasıl emin olacağım? Bakın şurada yazıyor. Eğer siz buraya böyle gelirken zorlanıyorsanız direkt şunu da yapabilirsiniz. Buraya direkt 30 yazın. Enter'a basın. 30. frame'e gider. 30. frame'e geldikten sonra sadece şu ortadaki noktayı seçiyorum ve klavyenin yön tuşlarıyla Shift'e basarak ipimi gerdiriyorum. Bizim ipimiz şöyle bu kadar gerilsin. Bakın buraya da keyframe geldi zaten. Şimdi izleyelim animasyonumuzu. Şöyle bir gerdirmemiz hazır. Şimdi bu gerdirme hızlı gerçekleşsin istiyorum. Bunun için bitiş noktasına yani gerildiğin ya da gerilmenin bittiği noktaya ease hareketini veriyorum. Ease'i verdim. Artık yumuşak bir şekilde duracak orası. Hani az önce böyle küt diye duruyordu. Şimdi yumuşak bir şekilde duracak. Bu yumuşak duruşu da daha sert bir yumuşaklıkta yapmak istiyorsak influence kısmını buradan %100'e getirmemiz gerekiyor. Nasıl yapıyorum? Sağ tıklıyorum. Keyframe Assistant, pardon, Keyframe Velocity ve buradaki influence'ı %100 yapıyorum. Yaptım. Şimdi izleyelim. Bakın daha hızlı çekiyor ve bittiğinde gene böyle yumuşak bir şekilde duruyor. Bunun farkını nasıl anlarız? Bu ipten bir tane daha kopyalayayım. Bunu siz yapmayın. Sadece aradaki farkı görmeniz için şey yapacağım. Ve bunun şuradaki keyframe'ini iptal edeyim. Hareketini. Yumuşatma hareketini iptal edeyim. Bakın aradaki farka bakın. Şurayı da şöyle şurada bitirelim sürekli dönsün. Görüyor musunuz? Yani Ease, Ease ve Velocity değerini 100 yaptığımız zaman daha gerçeğe yakın bir görüntü elde ediyoruz. Animasyon elde ediyoruz. Tamam, şu ikinciyi silelim. Şimdi bunu yaptık. Tabii bu sadece bunu gerdirmekle olmuyor. Buradaki yayın da bir gerilme payı var. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şu ipi kapatalım ve yayın kilidini açalım. Şu ipi de bir kilitleyelim. Yayın kilidini açtıktan sonra yukarıda Puppet Position Pin Tool diye bir aracımız var. Kukla aracı diye geçiyor. Biz buradaki aracı seçiyoruz ve bu okun gerilmesini istediğimiz noktalarını belirliyoruz. Ben neresinin gerilmesini istiyorum? Şurası ve şurası. Bu ne işe yarayacak? Ben bunu tutup şöyle çekebileceğim. Ya da bunu da tutup çekebileceğim. Fakat ortası geliyor. Ortasının gelmemesi için ne yapmam lazım? Orayı da şöyle bir nokta atıp sabitleştirmem lazım. Bakın şimdi ortası birazcık daha sabit. Tabi bunu iyice korumak için ne yapabiliriz? Şöyle şuraya da atalım. Şöyle Ctrl R ile cetvel açayım. Şöyle gözüksün. Şuraya da atalım. Dolayısıyla artık hani şu germe işlemini böyle yapabiliriz. Belki şu noktaları birazcık daha ileri atabiliriz. Gerçi bu ikisini birden tutup çekersem nasıl olur? Şöyle olur. Tamam, o zaman ortaya bir şey atmaya gerek yok. Yani ikisini aynı anda çekeceğimiz için çok sorun değil. Tamam. Bu arada çekme işlemini henüz yapmadım. Nasıl yapacağım? Onu anlatacağım şimdi. Şöyle yapalım. Şimdi ben bu yaya
Puppet aracıyla nokta attım, değil mi? Peki nerede bu noktalar? Bakın bu yayı açıyorum. Yayın içerisine efekt geldi. Efektin içine puppet geldi. Puppet'a tıkladığım zaman bu 3 noktayı burada görüyorum. Fakat burada işim bitmedi. Puppet'ın da içine giriyorum. Burada meshler var. Meshlerin de içine giriyorum. Deform var. Deform'un da içine giriyorum. İşte burada attığım pinleri görüyorum. Birinci pin, ikinci pin, üçüncü pin. Bunların da içine giriyorum. Artık bu pinlerin pozisyonlarını görüyorum. Tamam. Peki bunlarla uğraşmak zorunda mıyım? Hayır. Bunun yerine ne yapacağım? Yaya bir kere tıklayacağım ve U'ya basacağım. Bana doğrudan verilen pozisyonları gösterecek. Puppet Pin Tool'un şöyle bir aracı var. Şöyle bir özelliği var. Puppet Pin'le herhangi bir yere tıkladığım zaman bulunduğu keyframe'e doğrudan pozisyon atıyor. Yani bakın buraya atmış. Ben şimdi ne yapacağım? Ben normalde bunu sıfırıncı başlangıç saniyesine atmam gerekiyordu. Fakat ilerlerde atmışım. Önemli değil. Buradaki 3 noktanın konumunu sıfırıncı saniyeye taşıyacağım. Artık sıfırdalar. Şimdi burada 3 tane nokta var ama ben 2 tanesini kullanacağım. Hangisi? Bir alttaki, bir yukarıdaki. Bakın ikisini seçtim. Pin 2 ve pin 1 burada geldi. Dolayısıyla benim pin 3 ile bir işim yok. Ben şimdi ne yapıyorum? 30. frame'e geldiğimizde, yani yarım saniye geçtiğinde bu iki pinin pozisyonlarını şöyle klavyenin yön tuşlarıyla shift'e basarak sola doğru taşıyorum. Bakın. Hop, taşımadı. Tek tek taşımam gerekiyor. Olmadı. Allah Allah, klavyenin yön tuşuyla taşıyabileceğimi düşünmüştüm. Neyse, şöyle yapalım. Şöyle yapıyorum. Şöyle baştan şöyle sıfıra geldim. Pardon, birazcık daha geri alacağım çünkü pozisyonum kaymış. Tamam. Şu an bir 2-3 dakikalık gerideyim. Şimdi benim burada 3 tane pinim var. Şu dikkatimi çekti. O yüzden aslında geri almak istedim. Bakın. Pin 2'nin pozisyonu 31.5'ta. Pin 1'in pozisyonu 30.5'ta. Öncelikle şunların pozisyonlarını bir eşitleyelim. Pin 2 31.5'taysa pin 1 de 31.5'ta olsun. Tamam. Öncelikle bu noktaları dikeyde birbirine hizalamış olduk. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. 30. frame'e geldiğimde pin 2 ve pin 1'in pozisyonlarındaki birinci satırlar, şu birinci satırlar, bunlar yatay pozisyonu temsil ediyor. Şunlar dikey pozisyonu temsil ediyor. Yatay pozisyonlar nereye gelsin? İkisi de atıyorum 40'a gelsin. Hop. Çok kötü bir şey oldu. Pardon, geriye eksiye düşürmem gerekecekmiş. Doğru. Burası şöyle 20 gitsin. 20 çok az oldu. 10 gitsin. 10 da az oldu. 5 gitsin. 5. Bu da 5 gitsin. Tamam. Evet. Germe işlemini tamamladıktan sonra yayı kapatıyorum ve yayın şöyle kilitliyorum. İpin kilidini açıp ipe dönüyorum. Neden ipe dönüyorum? Çünkü yay sıfırdan 30. saniyeye, 30. frame'e giderken birazcık geriliyor ya. Fakat ip gerilmiyor. Yani ip geriliyor da yayı takip etmiyor. Yani o olduğu yerde hareket ediyor. Biz ne yapacağız şimdi? İpin pozisyonuna gireceğiz. İp pozisyonunu sıfırda başlattı. 30. frame'e geldiğinde nerede olması gerekiyor? Yine bunu klavyenin yön tuşlarıyla yapacağım. Şuralarda olması gerekiyor. Şuralarda. Yani çok küçük bir pozisyon hareketimiz oldu. Dolayısıyla artık ip gerçekten bu şeyi gerdiriyormuş gibi hissettik. Tabii şurada şöyle bir hata var aslında. Bu ip geril, hani şu germeyi yapıyoruz ya, ip tam uca geldikten sonra bu birazcık gerilmeli. Değil mi? Şimdi dikkatimi çekti. Onu da şöyle yapalım o zaman. Bu yayın kilidini açalım ve U'ya basıp yaya verdiğimiz hareketleri görelim. Bu yayın şuradaki puppet hareketleri
Bizim ipimiz gerilmeye başladığı zaman devreye girsin. Mesela 15. frame'de. Şöyle yapalım. Yani bakın önce hiçbir hareket yok. Çünkü ortada böyle bir hani gerdirmelik bir durum yok. Ama iyice gerilince şöyle gelsin. Şöyle. Tabi bu da şöyle 45. frame'e uzasın. İpin pozisyonu. Şöyle. Şuraya da U'ya basalım. Ya da bunu hiç öyle yapmasak burada kalsa. Bunu birazcık geç başlattığımızı düşünüyorum. Şöyle 10. frame alayım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu düz bir ip. Ve biz bu ipi germeye başladığımız andan itibaren buradaki yayın da gerilmesi aslında mantıklı. Çünkü çekmeye başladığımız zaman yayın gelmesi gerekecek. O yüzden bir mantıksızlık oluyor. O yüzden ben bunu bozmayacağım. Böyle kalsın. Kendim bir hata buldum. Kendi hatamın da hatasını sonradan fark ettim. Öteki türlü animasyonu birazcık bozmuş oluyoruz. Yani ipin hareketiyle yayın hareketi aslında iyi gözüküyor. Bunu o kadar şey yapmayalım. Tamam. Şimdi buradaki hareketleri de şöyle easy easy'ini ayarlayalım. Yani şöyle ki şu bitişler hep böyle easy ease olsun ve easy ease'ler de influence'ı %100 olsun ki her şey aynı ölçüde hareket etsin. Hani biri hızlı biri yavaş olmasın. Evet. Şimdi bu okumuzu bir yerleştirelim. Okun şöyle gözünü açalım ve ok hepsinin üstünde dursun. Oku zaten böyle konumlandırmıştık, burada duracaktı. Tamam. O zaman okun pozisyonunu başlatalım. Sıfırda 30'a geldiğimiz zaman ok şurada dursun. Bu arada birazcık ortalanma sorunu var. Onu da çözeceğim şimdi. Ok şurada dursun. Bu ortalama sorununu çözmek için ne yapacağım? Okun iki pozisyonunu da seçip şöyle yukarıya taşıyacağım. Eğer tek pozisyonunu seçseydim oku yukarıya doğru hareket ettirirdi sadece. Hani pozisyon yukarıya doğru giderdi. O saçma olurdu. Tamamdır. Şimdi ben bu oku çektiriyorum. Ok sonradan geliyor. Sebebi nedir? Çünkü biz yayı çektirirken bitişlere easy ez verdik ve o bitişe daha hızlı ulaştı. Bunu da aynısını oka yapmam gerekecek. Bunun için pozisyonun da okun pozisyonunun bitişine easy ez veriyorum. Buradaki velocity'yi de %100 yapıyorum. Artık şeyle aynı senkronda hareket edecektir ya da yakın bir senkronda. Oku belki birazcık daha başlangıçta ileride tutabiliriz. Tamam. Şimdi burada bu arada ipin hareketlerinin velocity'sini 33'te bırakmışız. Buraları da %100 yapacağız. O yüzden böyle bir uyumsuzluk oldu okla. Aynen. Şimdi oturdu. Az önce şu okun bitişiyle ipin şuradaki üçgeni birbirinden ayrı şeylerde hareket ediyordu. %100'e tamamlayınca sorun olmadı. Yani bütün easy ease'ler aynı ölçüde olması gerekiyor. Bu 30 üzerinde. Ahengi yakalamak için. Şimdi ipin böyle gerdirildikten sonra bir titreme hareketi var. Bunu da şöyle yapacağız. Şimdi bu oku kapatalım. İpi şöyle kapatıp tekrar açalım ve fazlalıklarını kapatalım. Content'in içerisine bizim şuradaki add panelinden bir wiggle pads eklememiz gerekiyor. Öncelikle wiggle pads'i şöyle yeni bir kompozisyonda çok basitçe ne olduğunu göstermek istiyorum. Diyelim ki sizin şöyle bir çiziminiz var. Bunun
fill kısmını kapatalım. Bunu siz yapmayın, sadece görün diye gösteriyorum. Diyelim ki sizin böyle bir çiziminiz var. Siz bu çizime add kısmından wiggle pads eklerseniz, bu arada kesinlikle shape olması gerekiyor. Wiggle pads eklerseniz, bakın space'e basıyorum, böyle dalgalanan bir formda gözüküyor artık buradaki çizgi. Wiggle pads'in içine girdiğimizdeki, mesela size'ı arttırdığımda bu artık bu şekilde gözükecektir. Mesela bunun detayını arttırdığımda çok sıkı bir şekilde bu hareketleri yapacaktır. Hızını arttırdığımda artık inanılmaz hızlı bir şekilde bunu yapacaktır. Biz şimdi buradaki ayarlarla oynaya oynaya bir titreme hareketi yaptıracağız. Bu kompozisyonu kapatalım. Şunu da şuradan silelim. Şimdi ipe şöyle bir wiggle pads ekledim. İzleyelim. Önce nasıl duruyor? Bakın şöyle duruyor. Biz nasıl yapacağız? Wiggle pads'e gireceğiz. Öncelikle size kısmını birazcık düşürmemiz lazım. Neden? Bu kadar böyle dalgalanmaz. Size kısmı şu an default olarak 10 geliyor. Mesela bunu şöyle 3 yapalım. Şöyle bir izleyelim. Böyle. 4 yapalım birazcık daha gözüksün. Tamamdır. Şimdi detail kısmı çok fazla dalgalanıyor. Az dalgalansın diye de detail'i düşürüyorum. Yani 10 parçada değil de mesela şöyle bir 2 parçada dalgalansın. Yani içerisinde nasıl diyeyim? Hani bunu çok teknik açıklamasını yapamayacağım ama hani dalga sayısı 2 herhalde, öyle tahmin edeceğim. Hani az bir dalga görmek istiyorum. Mesela şu an gördüğüm dalga iyi. Böyle yakınlaşırsak birazcık daha güzel görürüz. Gördüğümüz dalga iyi. Şu an tek sorun ne? Dalga çok yavaş. Biz bu dalgayı hızlandıracağız ama bayağı bir hızlandıracağız. Şu anda mesela 2. Mesela bunu 80 yapalım. Şöyle çektiğinde direkt böyle titresin. Şöyle. Az dalga, az detay, yüksek hız. Dolayısıyla ipte bir gerginleşme var. Hani birazdan fırlatacakmış havasını veriyor. Evet. Bunu 90 yapsak nasıl olur? Birazcık daha hızlı. Aynen, daha güzel oldu. Tamamdır. Şimdi bu arada şu oka da şöyle bir rotasyon versem mi acaba? Titreme hareketi. Ama bunun zaten pozisyonu var. Geriye doğru gidiyor. Bir de ona rotasyon verip işi bozmasak mı? Bir deneyelim, bakalım ne olacak. Rotasyon başlangıçta 0 derece olsun. Çok kısa kısa yapalım bunları. Mesela şöyle deneyelim. 5 frame geçtiğinde 1 derece dönse nasıl olur? Şöyle olur. 5 frame daha geçtiğinde, yani 10. frame'e geldiğimizde tekrardan eksi 1 olsa. Ama başlarken de eksi 1 olması lazım o zaman. Hani eksi 1 artı 1 eksi 1. Hop. pardon. 0 x'i yapmışım. Bu takla attırdı. Şuraya yapmam gerekiyordu. Eksi 1 artı 1. Aradan 5 frame daha geçtiğinde eksi 1 yaparsak ve bunu loop'a sokarsak, loop out, şöyle olur. Bu biraz fazla zangırdadı. Şöyle yapalım. Bu arada bir geri alıyorum. Loop'u nasıl yaptığımı da göstereyim. Geri aldım. Şuradaki düzenlemeleri tekrar yapıyorum. Mesela eksi 1 değil de eksi 0,5 olsun burası. Ortası ortası da 0,5 olsun ama artı olarak. Bitişi de yine eksi 0,5 olsun. Şimdi loop'u nasıl yapıyorum? Loop'un iyi olması için bir başlangıcı ve bitişi olması gerekiyor. Şimdi bizim 0,5 ile başlayışımız var. Daha sonra tekrardan 0,5 ile bitişimiz var. Eksi olarak. Buradaki rotasyona alt tuşuna basılı tutup bir kere tıklıyorum. Ve burada satır açılıyor. Buraya da büyük küçük harflerin uyumuna dikkat ederek bir loop out yazıyorum. Ve küçük enter'a basarak bunu uyguluyorum. Şimdi izleyelim. Aynen, birazcık daha güzel oldu.
Buradaki 3 keyframe'i loop out tekrar ettiriyor. Güzel. Şurayı A yazıp silelim. Şöyle temize geçsin. Tamamdır. Şimdi parent olayına girelim. Yani aile olayına. Nedir o? Ok kimi takip etsin? Ok yayı takip etsin. Etsin mi? Etsin. Ok yayı takip etti. İp de yayı takip ediyor. Tamamdır. Bu ne anlama geliyor? Ben yayı nereye taşırsam bu işlem oraya taşınacak anlamına geliyor. Tamamdır. Bu aynı zamanda ne anlama geliyor? Ben yaya ne yaparsam yapayım, bütün hepsi onu takip edecek. Şimdi yayı şöyle sayfaya ortalayalım ve rotasyonunu açalım. Rotasyonu başlangıçta 0 olsun. Bir 30 frame geçtiğinde, yani bizim okumuz gerildiğinde, bu yay da mesela şöyle bir 45 derece dönsün. Eksi 45 dönsün. Yani şu hareketi kazanmış olalım. Ve bunu da Easy Ace ve Influence'ı %100 olarak yapalım. Şu görüntüyü yakalayalım. Evet. Gayet şık oldu. Şimdi ok yaydan çıkacak. Tabii önce şöyle bir sesimizi de ekleyelim şuraya. Import'u açalım. Ve burada ok yay, ses, fırlat, gerdir diye iki tane sesimiz var. Bunları da önce gerdiri alalım. Şöyle gerdiri bir dinleyelim. Duydunuz mu şöyle küçük bir ses? Sistem sesi kaydediyordur umarım. Bunu belki birazcık şöyle ortalara alabiliriz. Bu arada şimdi mesela bu benim hareketim 0 ile 30. frame arasında gerçekleşiyor. Fakat bu ses daha kısa. Ben bu sesi birazcık uzatacağım. Sağ tıkladım Time, Time Stretch alanına girdim. Bu sesin bakın şu an burada %100 olarak görüyor. Ben bunu %150 yapıyorum. Yani sesi bir yarım kat daha uzatıyorum. Bu sesin tabii birazcık bozulmasına sebep olacak. Ama zaten gerdirme sesi birazcık bozuk bir ses olduğu için çok rahatsız etmeyecektir. Şöyle izleyelim. Bakın şöyle daha böyle tok bir ses oldu. Tamam. Evet, hareketlerimiz hazır. Ne zaman fırlatalım? Sıfırda gerdirdik. İkinci saniyede fırlatalım bence. Çalışmamız 5 saniye çok mu acaba? Şöyle gerdirdik. İzleyiciyi de çok bekletmeyelim fırlatmak için. İkinci saniyede fırlatalım artık kaça kadar giderse. Şimdi burada okla işimize devam ediyoruz. Okun pozisyonunu açtım. Bizim okun zaten pozisyonu vardı. Başlangıçta şöyle bir geriye doğru gidiyordu değil mi? Şimdi bizim bu geriye doğru gittiği son noktadan itibaren ikinci saniyeye kadar olan pozisyonunu korumamız gerekiyor. Bunun için şuradaki keyframe'e tıklıyorum. Şuna tıkladığımda şurada şu iki değer arasını koruyor. Fakat şuradaki son değer, yine üzerinde easy ease hareketi var. Ctrl'e basık tutup üzerine bir kere tıklayarak bunun easy ease'ini kapatıyorum. Neden? Çünkü birazdan ben bu oku fırlatacağım ve fırlatırken yumuşak bir şekilde kalksın istemiyorum. Sert bir şekilde kalksın istiyorum. Bu yüzden üzerindeki easy ease'i kaldırdım. Daha sonra ikinci saniyeden mesela şöyle diyelim, bu kaç saniyede gitsin? Bir deneyelim. Mesela yarım saniyede bu ekrandan çıksın. Nereye gitsin? Biraz şöyle uzaklara. Şuraya gitsin. Şöyle bir izleyelim. Bu arada keyframe'in başlangıçlarını, pardon, kompozisyonun başlangıcını artık şuraya alacağım. Her space'e bastığımda buradan itibaren render'ını göstersin bana. Bu arada korkuyorum şunu kaydedeyim. Tamamdır. Şimdi ok gidiyor ama çok kötü gidiyor tabii ki. Şimdi bu oku çok sert fırlatacağız. Bu sert fırlatmak için de Graph Editor diye bir alanı kullanacağım. Şimdi Graph Editor nedir? Öncelikle oka tıkladım, U'ya bastım ve bunun pozisyon, pardon U'ya basmayalım, sadece P'ye basalım.
Ok'a tıkladım. P'ye bastım. Pozisyon satırını açtım. Şu iki keyframe'i editörde göreceğim. Graf editörü açtım. Bakın şöyle bir alan açıldı. Buraya sağ tıkladığınızda Edit Speed Grep kısmının açık olduğuna dikkat edin. Value Grep bunun pozisyon hareketlerini gösterir. Speed Grep de bunun hızını gösterir. Şimdi şu başlangıçtaki şeylere hiç takılmayın. Sadece şuraya dikkat kesilin. Biraz karışık bir panel biliyorum ama bu buradan daha iyi yapılıyor. Şöyle ki bizim ikinci saniyede başlayan hareketimiz burada ve 2,5'ta biten hareketimiz burada. Neden burada şöyle yüksek bir alanda bir tahta gibi çıkmış burası aşağıdan böyle yukarıya doğru? Çünkü bu bizim hızımızı temsil ediyor. Şimdi bizim okumuz mesela ben şu an imlecimle 1 ile 1,5 arasında geziyorum. Bizim okumuz şu an pozisyon hareketiyle bir yere gidiyor mu? Gitmiyor. O yüzden bizim hızımız burada sıfır gözüküyor. Bunu arabanın ibresi gibi düşünebilirsiniz. Şu an arabanın ibresi sıfır gösteriyor. Bizim okumuz 2'ye girdiği andan itibaren 2,5'la arasındaki mesafe bakın bu hızla gidiyormuş. Üstüne geldiğiniz zaman görürsünüz. Mesela piksel sek yazıyor. Yani saniyede gittiği piksel mi diyeyim artık yanlış bir tanım olmasın. Burada yani bunun hızını görüyoruz. Ben şimdi ne yapacağım? Bizim okumuz çok hızlı gitsin istiyoruz. Bizim okun çok hızlı gitmesi için bir yerlerde de birazcık böyle yavaşlaması gerekebilir. Ya da buradaki speed'i birazcık geriye çekmemiz gerekebilir. Mesela biz bunu 30'da değil de atıyorum 15'e çekelim. Şu imlecimi 15'e getireyim. Şunu da şöyle 15'e doğru. Bunu şöyle yapayım. Graf editörü kapatayım. 15'i şuradan çekeyim. Şöyle çektim. Şu an ok bu şekilde gidiyor. Aslında graf editörle pek bir işimiz kalmadan da halledebileceğiz bunu ama. Aynen. Ama şöyle gene de bir açtık göstereyim graf editörün olayını. Onu da şöyle yeni bir sayfada göstereyim çok hızlı bir şekilde. Şimdi mesela bizim burada bir objemiz var. Tamam mı? Bu obje pozisyonuna buradan başladı. Birinci saniyeye geldiğinde şuraya gitti diyelim. Graf editörü açtığımızda biz bunun speedini ne görüyoruz? 832 olarak görüyoruz. Eğer ben bunun başlangıcını sıfıra çekersem, bu arada burada zaman bükme olayı olduğu için direkt böyle çaprazlamasına gitmiyor bu. Eğer ben bunu sıfıra çekip ve şurayı şöyle birazcık ittirip şurayı da biraz geriye doğru yapıştırırsam, ben burada şu an burayı okumaya çalışayım. Burada ne okuyorum? Sıfırda başlayan hız birinci saniyeye yaklaştığında çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani bizim karemiz başlangıçta çok yavaşken bitişte pardon başlangıçta çok ya aynen başlangıçta çok yavaşken bitişte çok hızlı bir duraksama yaşıyor. İzleyelim. Bakın şöyle bir şey oldu. Graf editörde de aslında bu oku hani öyle bir şey mi yapsam diye düşündüm ama ok yaydan fırlarken zaten çok hızlı fırladığı için ve ekrandan çıktığı için ona gerek duymadım. O yüzden iptal ettim. Az önce dediğim gibi doğaçlama yaptığım için böyle bazen kendimde geri sarıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi pozisyonumuzu 0 ile 15. frame arasında şöyle yaptık. Şurayı da şöyle birazcık kısalım. Orayı sürekli izleyelim. Bunu yaparken motion blur özelliğini açacağım. Neden? Şu an mesela bu ok bu kadar hızlı gittiği halde biz bunu bu kadar net görebilir miyiz? Hayır. Bu nesneye tıklıyorum ve bakın şu an burada Motion Blur özelliği aktif. Aynı zamanda bunu nesnede de, bu layer'da da aktif ediyorum. Aktif ettiğim an bakın direkt hıza bağlı olarak görüntüsü bulanıklaşıyor. Yani biz Motion Blur kazanıyoruz. Bakın izleyelim. Hop, hani giderken o şeyi görüyoruz. Motion Blur'u çok iyi görüyoruz. Daha gerçekçi bir görüntü elde ediyoruz. Evet, şimdi gelelim animasyonun en zevkli olan taraflarından bir tanesi. Bu ipin yerine geri dönmesi. Şimdi ipe tıklayalım ve U'ya basalım. Biz ipe hangi hareketleri vermişiz? İpe bir pozisyon hareketi vermişiz, bir de pet hareketi vermişiz. Bizim gene işimiz nereyle? Petle tabii ki. Ben şimdi bu ipin gerdirilmesi ne zaman bozulacak? Ok yaydan çıktığında. Ok yaydan kaçta çıkıyor? 2'de. O zaman ben ipin petini
İkinci saniyeye kadar korumam gerekiyor. Bunun için ne yapacağım? İpe tıklayacağım ve yine buradaki pozisyon koruma keyframine tıklayarak ipin şu buçukla 0,5 ile ikinci saniye arasındaki petini korudum. Daha sonra ok yaydan fırladıktan sonra burada çok kısa hareketler yapacağım. Bunları beşer frame'e bölebiliriz belki. Şöyle yapalım. Beşinci frame'e geldiğimizde bizim petimizin şu noktası 'ne olacak? Şöyle bir hareket yapacak, değil mi? O zaman şunu şöyle bir kısa yol kullanacağım. Bizim petimiz tam ortaya gelecek ya. Zaten en başta en ortadaydı. Doğru mu? O zaman ben bu en baştaki peti kopyalarım. Bakın bunu kopyaladım. Ve ikinci saniyenin beşinci frame'ine geldiğimde pet seçili haldeyken Ctrl V ile yapıştırdım. Dolayısıyla benim ipim artık 2'den 2.05 arasında şuraya geri gelmiş oldu. Bu arada bunun da easy easy'ini kapatalım. Bunlarda çok easy easy hareketi işimiz yok. Şu hareketi yapmış olduk. Ben aslında bunu neden yaptım? Tam ortayı bulabilmek için. Fakat tam ortada durmayacağım. Bunu birazcık daha ileri hareket ettireceğim. Bunun için yine 2.05. keyframe'in üzerinde durarak bu işlemi yapacağım. Bizim ipimiz aslında tam ortaya geldi. Evet, ama bunun birazcık daha ilerisine gidecek. Bunu nasıl yapacağım? Klavyenin yön tuşlarıyla. Bakın şöyle Shift'e basılı tutup bir sağ bir yukarı, bir sağ bir yukarı, bir sağ bir yukarı. 3 kere gittim. 3 kere ileri gitti. Şimdi 10. frame'e geldiğimizde burası aşağı sol, aşağı sol, aşağı sol yaptığımızda tam ortalanacak ya. Bunu birazcık daha geriye doğru atıyorum. Aşağı sol, aşağı sol, aşağı sol. Dolayısıyla şöyle bir görüntü oldu. Bakın şöyle ileri gitti ve geri geldi. Geriye de birazcık gerilerek gidiyor bu arada. Şimdi ne yapacağım? Bir 5 frame daha geçtikten sonra buradaki pet yine şey hareketini alsın. O 3 tık ileri gitmiştik ya. Peki 3 tıka gittiğimiz hareket nerede? Şurada, değil mi? Şu. O zaman ben şunu yapabilirim. Bakın şu ikisini kopyala yapıştır yaparsam bu titremeyi tekrar ettirmiş olurum. Geldi, ileri, geri. İleri, geri. Şu hareketi yapmış olduk. Tamam. Şu. Bu arada bizim gerdirmeyle işimiz bittiği için artık bu ipin titremesine gerek yok. Dolayısıyla bizim wiggle pads'i de artık durdurmamız gerekiyor. Önce wiggle pads'i durduralım, sonra ipin hareketini tekrardan düze çekeriz. Ben buradaki ipin nesnelerini tekrar açıyorum. Şu grubu kapatalım. Burada wiggle pads'i açalım. Şimdi wiggle pads az önce gösterdim. Kendiliğinden titreyen bir şey var. Biz hareketi uygulamıyoruz. Hani keyframe atamıyoruz. Bu kendiliğinden 4 hızında hareket ediyor. Pardon, 4 detayıyla hareket ediyor. Ben buradaki 4'ü 0'a çekersem benim gerdirmem bitecektir. Ama bunun için keyframe uygulamam lazım. Neden? Çünkü en başından beri titreyen nesnemiz artık titrememesi gerekiyor. Fakat geçmişteki titremeyi de koruması gerekiyor. O zaman ne yapabilirim? Bizim ok yaydan çıktığında buradaki size'ı 4'ten başlatırım. Zaten geçmişte de 4'tü. Bakın bir frame sonra, çok değil, bir frame sonra burayı 0'a çekerim. 0'a çektim. Bakın o titreme gidecek. Artık normal bizim kendi nesnemizin donukluğu duracak ve biz noktaları hareket ettireceğiz. Az önce şöyle kendiliğinden oynuyordu. Biz o oynamayı kestik. Artık nesneyi kendimiz oynatıyoruz. Tamam. Şimdi burayı izleyelim birazcık daha. Tamam. Şimdi bu grubu açıp bunun petini acaba şöyle easy easy yapsak nasıl olur? Az önce vazgeçmiştim ama. Bir şöyle izleyelim. Gene de yapmayalım. Belki birazdan yaparız. Şimdi bizim buradaki hareketlerimiz giderek yavaşlaması gerekiyor. Yani giderek durulması gerekiyor. Biz buraya geldiğimizde kaçtı bu? Pet 3 kere ileri gitmişti. Buraya geldiğimizde 3 kere geri gitmişti. Buraya geldiğimizde tekrardan 3 kere ileri gitmesin, değil mi? Bu sefer buradaki pet şöyle bir tık daha geri gelsin.
Burada da gene şöyle bir tık daha geri gelsin. Yani artık çok ileri değil. Hani gitgide daha geride olacak. Ve bu hareketi bir daha kopyalayacağım. Şu son iki hareketi bir daha kopyalayacağım. Bir 5 frame sonrasına. Kopyaladım. Bu sefer de şuradaki bitişi bir tık geriye aldım. Şu geriye gidişi de bir tık geriye aldım. Şimdi izleyelim. Bakın gitgide ortaya doğru, ilk haline doğru dönüyor. Fakat hala tam dönmedi. Neden? Hala bir tık geride. O zaman bir 5 frame sonrasına da buradaki tıkı şöyle bir yapıp o ilk düz haline geri getirebiliriz. Bakın şöyle ilk haline geri dönmüş oldu. İsterseniz buradaki keyframe'lerin hepsini seçip alt tuşuna basık tutup şöyle yani onları bütün halde daraltırıp burayı daha hızlı şey yapabilirsiniz. Şöyle. Ya da yine alt tuşuna basık tutup burayı açık tutarak bu işlemi birazcık daha rahat görebilirsiniz. Ben şöyle göz kararı ayarlayacağım. Alt tuşu önemli bu arada. Alt tuşuna basık tutup yapıyoruz. Bu arada bunları seçerken şunları seçmiyoruz. Yani dikkat edin, sadece burayla ilgileniyorum. Acaba bunların birazcık arasını açıp Easy Ease mi uygulasak? Aynen, daha güzel oldu. Şimdi Easy Ease'i görmek istiyorum. Fakat süreler çok dar olunca Easy Ease'i görmek çok zor oluyor. Süreyi biraz açarsak Easy Ease'i daha rahat algılayabiliyoruz. Evet. Okumuzu da burada fırlatmış olduk. Şimdi bu fırlatma sesini de buraya alalım. Fırlat. Ne zaman fırlatıyor? 2'de. 2'ye gelelim. Ve buradaki fırlatmayı şöyle duyalım bakalım nasıl oluyor. Evet. Şöyle baştan izleyelim. Evet. Bu animasyonu da burada bu şekilde bitirmiş olalım. Sonraki After Effects atölyesi derslerinde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Yine unuttum. Şunu bir render'ını alalım. 5 saniye demiştik. Evet. Tamam. Arka plan rengimizi de şöyle bir göz kararı bir şey atalım. Keşke baştan arka plan bir rengi düşünseydim. Şöyle maviye yakın grilere gitsek nasıl olur? Şey birazcık kayboldu. Ok biraz kayboldu. Neyse, ben buna düzgün bir renk bulur, renderını o şekilde alırım. Yani Instagram'da falan paylaşırken arka planı düzgün bir renk ararım. Renk aramakla vakit kaybetmeyeyim şimdi. Bunu şey yapalım. Render'ını alalım. Render'ına ekledim. Best Settings'i okey dedim. Loose'a tıkladım. Quick Time yaptım format kısmını. Audio Output burası auto olacak. Eğer ses varsa otomatik olarak alacak. Bizim için de çalışmanın içinde ses var. Okey dedim. Output to, yani nereye çıktı alacak. Masaüstünü seçtim. Kaydet dedim. Render'a bastım ve render'ımı alıyor. Bir yandan da Media Encoder programımı açacağım. Çünkü bu dosyayı şey yapmam gerekecek. Boyutunu düşürmem gerekecek. Render'ımız bitti. Mov dosyası olarak geldi buraya Okyay. Boyutu neymiş bakalım. 25 MB. 5 saniyelik bir görüntü için çok. Medya enkoderimiz açıla dursun.
Bu arada bugüne kadar hep böyle 1920'ye 1080 görüntüleri YouTube formatında render almıştım. Fakat böyle 1080'e 1080 gibi hani daha farklı görüntüleri YouTube'a göre render almayacağım. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi OK buraya attım. Burada H264 seçtim. Burası YouTube olmayacak bu sefer. Burası ne olacak? Bakın şu en üstlerde High Bitrate diye bir alan var. Match Source kısmında. Burayı seçeceğim. Burayı seçtikten sonra OK diyeceğim ve 1080'e 1080 olan videomu küçültmüş olacak. Eğer orada YouTube seçili olsaydı ne yapacaktı? Bu kare görüntüyü 1920'ye 1080'in içine alacaktı. O da kenarları siyah siyah gösterecekti. Bunun da şu an siyah siyah ama şey tabi buralar boş. O yüzden. Evet, animasyonumuz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.